Hallo liebe Leute, herkese merhaba. Bugün hava biraz yağmurlu bizim burada. Antalya, Manavgat, Side'den. Yani pek yağmur yağmaz bizim burada ama şimdi aralıka girdiğimiz için havalar biraz tabii ki daha kötü oluyor. Yani hava biraz kapalı oluyor, yağmurlu oluyor. Şimdi bu havalarda tabii ki bizim kedileri de göstermek istedim aynı zamanda. Çünkü bizim kediler şu anda burada dükkanın içinde oturuyorlar. Burada tabii ki bir kedi evim de var aynı zamanda ama burada pek durmuyorlar kediler. Geceler kaldıkları yer optik mağazada. Ve burada şu anda içeride yatıyorlar. Size de bu şekilde gösterebilirim. Zaten bizim ünlü Trump Paşa şu anda burada huzurlu bir şekilde yatıyor tablosun üstünde. Burada görebilirsiniz. Yani kedinin yatığı yeri görüyorsunuz arkadaşlar. Çok rahat, huzurlu bir şekilde yatıyor. Ayrıyeten değişik yatış pozisyonlarıyla meşhur olan kedim şu an nasıl nefes alıyor çok merak ediyorum. Liza da bu şekilde yatıyor. Evet, uyandı. Hemen Liza Hanım rahatsız mı oldunuz? Hemen kendini döndürdü. Rahatsız oldu. Sımsıcak bir kanda yatıyor. Merhabalar, teşekkür ederim. Selamlar. Merhaba Edis. Sağ olun, sizden de Allah razı olsun. Evet, bizim bu yağmurlu gününden iki tane kedim, dükkanda yaşayan olan kedim, dükkanın içinde yatıyorlar. Şimdi sık sorulan sorulardan birisi, yavrular nasıl? Burada çünkü 2-3 ay bayağı bir, hatta 2 ay boyunca paylaştığım birkaç yavru kediler vardı. O da bizim Paloma, bizim zehirlenen kediydi ve bizim Casanova'ydı. 3 tane kedi birlikte büyüdüler bu dükkanda. Luna hariç tabii ki. Luna da şu anda evde. Onlar artık büyüdüler. Evde yaşıyorlar. Eve alıştılar. Evde bırakıyorum onları artık. Güzel havada belki getirebilirim ama şu anda artık yavaş yavaş eve alıştılar. Ve evi de çok seviyorlar. Ondan dolayı pek getirmiyorum bunlarda. Zaten yeni bir kedimiz daha geldi. Başka kediler daha geldi. Ondan dolayı eve alıştırıyorum zaten kedileri. Sitenin içinde yaşıyorlar. Evimin içinde yaşıyor kediler. Liza da bu şekilde dükkanda yatıyorlar. Arkadaşlar bunları da size bu şekilde göstermek istedim. Yani bizim burası bugün hava biraz puslu, yağmurlu. Bu şekilde de görebilirsiniz. Antalya Manavgat Side'den kapalı olan, şu anda fazla kapalı olan oteller de var aynı zamanda. Ama bu şekilde burada şu anda kapalı her yer. Şimdi hikayemde günde birkaç tane yuvalandırma ile ilgili kediler paylaşıyorum. Onlar da şu şekilde arkadaşlar. Kediler benim değil. Ama insanlara yardımcı oluyorum. Yani sizlere yardımcı oluyorum. Eğer bir kediniz varsa yuvalandırmayı düşünüyorsanız tabii ki size yardımcı olurum. O da nasıl arkadaşlar? Siz hikayenizde paylaşın, ben de paylaşayım. Siz beni etiketleyin, ben de paylaşırım. O da niye şu şekilde oluyor arkadaşlar? Çünkü şimdi millet de yazmaya başlıyor. Bu kedi nerede? Bu kedi gönderebilirler mi? Veya bu kedi ben... Çünkü bütün mesajlara her zaman cevaplayamıyorum yani. Ben çünkü burada bayağı bir yoğunum. Akşama kadar. Akşamda başka işlerim olduğu için her zaman mesajlara arada bir bakıyorum yani. Bazı yorumlarda görüyorum. Lütfen demeye bakar mısınız? Yani bayağı bir mesaj geldiği için
geç görüyorum. Onun için rica ediyorum, paylaşmak isteyen veya yuva arayan insanlar veya süt ana arayan insanlar o şekilde yardımcı oluruz hikayede. O da tabii ki siz beni etiketleyin, benle paylaşayım. Millet size o hikayeyi tıklayınca direkt sahiplendirmek isteyen olan kişiye profiline yönlendirsin arkadaşlar. Çünkü ben mesajı geç görüyorum bu sefer. Ondan sonra yani sahiplendirmeyi düşünüyorsunuz. İlgili olan biri çıkar. Bu sefer geç görülür. Ondan dolayı ben görene kadar o arkadaşa yazın derim. Ondan dolayı lütfen beni etiketleyin. Ben de paylaşırım. Bunu da size o şekilde söylemek istedim. Çünkü geç görebilirim o şekilde. İnşallah faydası da oluyor. Yani sahiplendiren kişiler olmuştur o şekilde. Bizim için tabii ki ben kendim kedi sahiplendirmiyorum özellikle. Onun için orada gördüğünüz olan kediler benim kediler değil. İnsanlara yardımcı oluyorum o şekilde. İletmek istedim size aynı şekilde. İyi, şimdilik o zaman bu kadar olsun. Sizin de tekrar Trump Paşa da uyandı. Bakın şu şekilde burada merak ediyor. Bu kedi de dükkanda doğdu. Videosunu da izlemiştiniz kesin. YouTube'da da videosu var. Trump Paşa bu dükkanda doğdu. Ve meraklı. Baktı şu anda ne konuşuluyor burada diye. Ve Liza da bu iki kedi burada yaşıyorlar. Geceler optik mağazada kalıyorlar. Ve bu dükkanda yaşıyorlar yani öyle diyeyim ben size. Kafalarına göre görüyorsunuz zaten. Girer, çıkarlar. Hatta mobilyaları da görebilirsiniz. Yani kediler bayağı bir tırmalıyorlar burayı. Görebilirsiniz. Hiç de sorun yok. Onların canı sağ olsun. Kedi evleri de var dükkanın içinde. Oyuncakları da var. Şu şekilde gösterebilirim. Yani kediler çok rahat burada. Bugünlük bu kadar olsun. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.